Onunla ilgili geçici üçüncü maddede bahsediliyor idi. 2 Kasım 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile Kamu Gözetim Kurulu kanunu yayınlandı. Kanun hükmünde kararname artık kanundur çünkü kanun olarak bahsedeceğiz. 660 sayılı kanunda. Bu kurul yönetimi 9 kişiden oluşuyor. Bir başkan, başkan yardımcısı ve üyeleri olmak üzere. Bu kurulda TÜRMOB'umuzun bir üyesi vardır. Dolayısıyla 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Kamu Gözetim Kurulu'nun kurulu geçici ikinci maddeyle TÜRMOB'a verilen görevi de üstlendi. Ayrıca muhasebe standartlarını yayınlama görevini de üstlendi ve Kamu Gözetim Kurulu'nun adı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu oldu. Yani o kurul olmadan evvel muhasebe standartlarını kim yayınlıyordu? Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yayınlıyor idi. O görevi de üstlendi ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu lağvedildi. İşlevleri ve görevleri Kamu Gözetim Kurumu'na devredildi. Bundan sonra, yani yasanın yürürlüğe girdiğinden sonra, 2 Kasım'dan sonra bu muhasebe standartlarını yayınlama işi artık Kamu Gözetim Kurumu. Bu arada Kamu Gözetim Kurumu aynı zamanda ne yapacak? Yasanın verdiği görev gereği uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarını tercüme edip yayınlamak olacak. Bu kurul bizde ne yapacak? Denetçiyi, denetim işini gözetecek. Layıkıyla yerine getirildi mi, getirilmedi mi? Peki onu biraz bahsedelim. Nereden bakacak? Bizim işimizin aynası nedir? Hani işidir kişinin aynası lafa bakılmaz diye bir laf vardır biliyorsunuz. Denetçinin aynası çalışma dosyasıdır. Çalışma dosyasının uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş bir çalışma dosyası. Tabii bütün çalışmalarını o dosyada bir düzen içerisinde, bir terbiye içerisinde dosyalandığı bir dosya. Hatta şöyle bir sloganı vardır. Dokümante edilmemiş denetim çalışması yapılmamış sayılır. Yani denetçi denetim işini yaparken bütün çalışmalarını yazılı yapacak, dokümanlarını hazırlayacak ve dosyasında o bir terbiye içerisinde onları muhafaza edecek. Ki onu denetleyen kişiler artık ona sormayacak şuraya neye nasıl baktın, bunu nasıl kontrol ettin gibi. Dosyada zaten onlar var. Nasıl yapıldığı, nasıl edildiği. Zaten bu eğitim sürecinde TTK eğitimi 7 saat, işte 14 saat 2 gün TFRS eğitimi, KOBİ TFRS eğitimi. Onun peşinde de 78 saat bağımsız denetim eğitimi var. İşte bunları, bu eğitimleri tamamlayanlar bağımsız denetim yapabilecekler. Bu bağımsız denetim eğitiminin de sanıyorum 36 saati teoriyle ilgilidir. Yani denetim nedir anlamında, standartları tanıtma anlamında bir eğitimdir. Geri kalan 42 saati ise uygulama eğitimidir. Yani bir denetim nasıl yapılır? O çalışma dosyasının A'dan başlangıçtan sonuna kadar verildiği bir eğitimdir. Tabii denetçi bir kere bunun bir de eğitimini alıyor. O dosya düzenini öğreniyor ve sonucunda denetim çalışmasının aynası olarak o çalışma dosyasını tamamlıyor. Neticesinde raporunu yazıyor, görüşünü yazıyor ve yönetime veriyor. Yönetim de o görüşü finansal tablolarıyla birlikte ilan ediyor. Bizde kamu gözetimi var mı? Var. Yani bu kuruldan önce de vardı benzeri. Ondan biraz bahsetmek lazım. Bizde hani Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Uluslararası Muhasebe Standartlarını yayınladığı resmi gazetede ve 2005'ten itibaren yürürlüğe girdi dedik ya. Peki bunu kim uyguluyor? Sermaye piyasasına, sermaye piyasası kuruluna bağlı halka açık anonim şirketler ve onların iştirakleri, BDDK'ya tabi şirketler, bankalar, finans kuruluşları, EPDK'ya bağlı enerji şirketleri bunları yıllardır uygularlar. Ayrıca bağımsız denetimi de yapılır ve bu şekilde şeffaf bir şekilde işlemleri sürer. Peki bunların denetimini kim yapar? İlk bu işi ele alan 83 senesinde yasalaştığı için 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile kurul oluştu ve halka açık şirketleri, yani o 100 kişinin üzerinde ortağı olan şirketleri de kayda aldı. Yani sermaye piyasası kurulunun kaydına aldı ve onları izlemeye aldı. Neden bu gerek? Çünkü o halk o şirketlerden hisse senedi aldı. Neydi beklentisi? O şirketlerin karından hisse almak, pay almak. Ayrıca da şirket hisse senetleri değerlendiğinde de satarak daha farklı bir gelir elde etmek. Tabii bu şirketlerin gözetilmesi lazım. Kim tarafından gözetiliyor? Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözetiliyor. Enron skandalı gibi eğer o şirket batarsa halkın, kamunun parası batmış oluyor. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulumuzun böyle bir işlevi var. Peki nasıl denetliyor? Şöyle yapıyor. Bağımsız denetim şirketlerini yetkilendiriyor. Seri 10-22 sayılı bağımsız denetim tebliği ile denetimin nasıl yapılacağı, denetim kuruluşunun nasıl olacağı, nasıl örgütleneceği, kadrosunun hangi nitelikte kişilerden oluşacağı anlamında bir düzenlemedir. O 22 sayılı bağımsız denetim tebliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Orada o tebliğ uluslararası denetim standartlarının çok iyi bir tercümesidir. Aşağı yukarı bir ince klasör kadardır. Döktürüp meraklı olanlar oradan döktürüp bakabilir. Diyor ki bu tebliğle yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşlarına bu tebliğdeki esaslara göre, yani uluslararası denetim standartlarına göre seni yetkilendirdim ve bana tabi şirketlerin denetimini yapabilirsin. Bunlar periyodik her yıl Nisan ayı içerisinde o şirketlerin bütün denetim raporları yazılır, düzenlenir, genel kurullarında görüşülür ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma platformunda halka açık olarak yayınlanır. Yani girersiniz İMKB'nin sitesine, halka açık tüm şirketlerin finansal tablolarını inceleme imkanınız vardır. Tabii finansal tablolar, onun üzerine de denetim raporu. Sermaye Piyasası Kurulu yetkilendirdiği bağımsız denetim şirketlerini kendisi denetler, uzmanları vasıtasıyla. Neyi denetler? İşinizi denetler. Kaç denetim işi yaptınız? Diyelim ki 10 o yıl. 10 tane şirketi denetlediniz. 10 tane çalışma dosyanız var demektir. Herhangi birini çeker, o denetimi layıkıyla standartlara uygun olarak yapıp yapmadığınızı denetler. Eğer hata yaptıysanız cezalandırır veya yetkinizi iptal eder, askıya alır, süre verir, eksikleriniz varsa tamamlamak üzere. Tabii iki türde denetim yapar. Bir, denetim şirketinin denetimini yapar. Yani örgütü tebliğe uygun, uluslararası standarda uygun bir örgütü var mı? Denetim kadrosu yeterli mi? Yeterli kişilerden mi oluşuyor? Kalite kontrol standartlarına göre bir kalite kontrol birimi oluşturmuş mu?
ve bu birimin birim gereğince kaliteyi kontrol ediyor mu denetimin kalitesini anlamında önce şirketi denetler, denetim şirketini, sonra işini denetler. Yani 10 tane denetim yaptıysa 1-2 tane denetim dosyasını çeker, inceler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK.gov.tr'ye girerseniz haftalık duyuruları vardır orada. Duyurular haftalık bültende yapılır. Bülteni tıkladığınızda her hafta Cuma tarihli bir bülten karşınıza çıkar.